CHP seçmeninin oyuyla Sadullah Ergin'in meclise girmesine dair bir itirazınız oldu, oldu. mu? Oldu. Hem evet. de sabahın köründe MYK'da olayı şöyle anlatayım. Şimdi bir hatta size bu konuda birkaç tane şey anlatayım. Hepsi ilginizi çekecektir diye düşünüyorum. Bir seçimlere bir yıl var. MYK'da Özgür Özel söz istedi. Dedim ki Sayın Genel Başkanım değerli arkadaşlar biz 2300 maddelik sonra 2300 madde olacak bir ortak mütabakat metni hazırlıyoruz da o önemli de, daha önemlisi şu. Bizim ittifakımızın bir iç hukuk belgesine ihtiyacı var. Ben dedim, Türk Eczacı Birliği Genel Sekreteri'ydim. Karadeniz Eczacı Odaları'yla Güneydoğu Eczacı Odaları'nı birleştirip seçim kazandık. O sırada o ittifakın bile iç hukuku vardı. Nasıl yapacağız iç hukuk? Örnek vereyim dedim, şöyle olacak. Altta imzası bulunan altı siyasi parti olarak, yapılacak parlamento seçimlerinde ittifak yapılmaya karar vermiştir. Bu ittifakın kuralları şudur. Bir, aday göstermeden bir ay ve 15 gün kala yapılacak üç büyük şirketin toplam altı kamuoyu araştırmasının aritmetik ortalaması seçim sonucu kabul edilecektir. Bu sonuçlara göre örneğin bir ilde bir partinin milletvekili varsa birinci sıra ona aldığı oya göre şu sıra şuna deyip iç hukuku yazacağız. Yazmak kolay. Sonra da o dediğimiz anketleri yapacağız günü gelince. Bunu tarafsız birine verdiğinde adil bir şekilde bunu partiler arasında paylaştırabilir. Yoksa ya kazık yeriz, ya kazık atarız. Kazık yersek tabanımızı anlatamayız. Kazık atarsak sahadaki küskünlüğü çözemeyiz. Ya da kavga eder ayrılırız. Başarılı ittifak için kuka bağlı diye bir yıl önce söyledim. Halledilir halledilir dendi. Olmadı, olmadı, olmadı. Bunu iki üç kez daha MYK'larda, o günkü MYK üyelerinin her biri şahittir. Her biri şahittir. Geldiğimiz noktada ölçme değerlendirmeye değil, müzakereye dayalı bir paylaşım olduğu için bu iş oldu. Birincisi bu. Şu an kazık yediğinizi düşünüyor musunuz? Ya kazık yedik değil, haksızlığa uğradık. Yani hani çok amiyane şey olur, kazık yedik deyince bir de kazık atan olur falan. Devam eden soruları cevaplamak hiç olur. Ama şöyle bir şey söyleyeyim. Ben sekizli masada yokum aday belirlemede. Aday belirleme masasında arkadaşlarımız var. O arkadaşlarımızın da şu anda yarısı genel başkanımızın yanında. Kim var o masada CHP'den? Örneğin Faik Öztürk o masada, Oğuz Kağan Salıcı o masada, sevgili Engin Özkoç o masada, Selin Seyekböke bizimle birlikte o masada, ondan sonra Muharrem Erkek o masada, Veli Ağbaba o masada, bir arkadaşımız daha. Şimdi kusura bakmasın, işte sekiz kişiler. Yani şu anda da yarısı orada yarısı burada olan arkadaşlar. Bu arkadaşlar seçimlere son be, yani aday göstermenin son 5 günü için genel başkanımızın takvimini boş bıraktırdılar. 5 gün çalışmamız lazım dediler. Bence de çok doğruydu. Ama bugün çalışılmadı ittifak görüşüldü. Bugün ittifak görüşüldü. Bugün ittifak görüşüldü. Bugün, ittifak görüşüldü. bugün son güne kaldı iş. Son gün 8'li masayla genel başkanımız bir araya geldi en üst 12. katta görüşmeler başladı. Cemur devreye girdi. Yani biz oradan artık haber alamaz hale geldik. Ve part, e, MYK toplantısına kadar hani genel başkanımız diyor ya e, 32 saat ayakkabılarımı çıkarmadım o süreç yani. Çalıştılar ve ben MYK'nın doğal üyesi olarak grup başkan vekilleri MYK'nın e, katılımcısıdır. o hakkı yoktur söz hakkı vardır. Doğal üyesi olarak katıldığım MYK toplantısında Sıra Ankara'ya geldiğindeki başlarda Ankara, Saadullah Ergin ismini gördüm. Dedim ki, inşallah isim benzerliğidir. Çünkü ben Ergenekon, Balyoz davalarındaki tutumumuzu biliyorsunuz. Dediler ki değil. Dedim ki bunu değiştirsinler. Dediler ki olmaz. Dedim ki, bir süre sonra ikinci üçüncü Hiç olmazsa dedim, onu ne bileyim işte AK Parti'nin çok oy aldığı, bizim yüzde yirmi oy aldığımız ikinci, üçüncü belge koyun. Birinci bölgeye koymasınlar çıldırtmayalım seçmeni. Dedik ki genel başkanımız ona karar verecek olan biz değiliz. Öyle bir noktaya geldik ki iş. Mesela biz girdik salona. 8'i orada işte dışarıdan kaç kişi geliyor? Sekiz dokuz kişi de o masada olmayan sekiz dokuz kişi. Ne oluyor dedik? Çok kötü şeyler oluyor dediler. Tabii şimdi 39 ama o zaman 60 o sayı. Yani yüzde otuz oy alsan 60 kişi vermişiz. Yüzde yirmi beş oy alınca otuz seçilmiş oldu. Neredeyse her partiye bir grup bana... Meclis muhabirleri soruyordu. Diyorlardı ki Tolga Bey, Özgür Bey şöyle duyumlar alıyoruz. Nedir? Her ittifak ortaklarınız grup kuracakmış her biri ayrı ayrı. Duymuştuk bunu. Ben çok kesin bir dille reddettim. Yok öyle bir şey dedik, yalanladık. Sabahleyin bir baktık neredeyse doğru. Neredeyse doğru. Yani o yüzden itiraz ettik. Ha şöyle bir şey var. Teknik olarak da şu doğru. Yani CHP listelerinin bir sırasını kesip o partiye yolluyorlar doldurup geri yolluyor. Ama Sadullah Ergin yazmış geldi mesela. İkincisi esas benim canımı sıkan itiraz ettiğim nokta şu. Örneğin Manisa. Biz vaktiyle rahmetli Şahin Mengü tek vekilimiz yüzde on altı oyumuz var. Manisa'da bir önceki seçimde üç milletvekili çıkardık. Bu seçimde bütün anketlerde dört çıkarıyoruz. Yüzde otuz oy alıyoruz. Otuz otuz bir dört vekil çıkarıyoruz. Beş için yani dört buçuk vekil çıkıyor. Beş için desteğe ihtiyacımız var. Bu beşinci sıraya örneğin Gelecek Partisi bir arkadaşımıza dedik gel ikinci sıra istedi. Ve dedim iki olmaz beş olması lazım. Yok dedi başka bir ile gitti. Bu beşinci sıraya ittifak ortağına versen bizim artık oylar artı onların oylar seçilse canım yanmayacak. Ama gelip dördü verdik biz. CHP'nin hakkı olan dördü verdik. Bütün örgütümüz, bütün milletvekillerimiz bütün Türkiye'de arı gibi çalıştılar ama üst çıkan yerde bizim için 3'ü verdik. 2 çıkan yerde 2'yi verdik. Benim itirazım buna veya sorun bu, anlatamadığımız bu.